Merhaba arkadaşlar, ben Nursak diye. Karşımızda Kitap diye. Her sabah Nur Pakistan serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Türkmenistan'ı alacağız arkadaşlar. Sonraki bölümde de Özbekistan'ı alacağız. Her bölümde bir devlet almaya çalışacağız arkadaşlar. Çünkü ordumuz yeterli değil. Ve şu an açıklarımız da fazla var. Ben başlıkları kapattım. Hızlıca video çekmek için şu an video çekiyorum. Şimdi abi Türkmenistan uçuracağız. Sefer gol atalım. Ve arkadaşlar attığım her sufana videosuna Pakistan'ın ilk bölümünde güzel izlenme gelmiş, 130-120 civarında. Bu yüzden teşekkür ederim. Yani benim için 100 izlenme geçmek önemli. Şurada Tacikistan var. Tacikistan'ı şimdi almayacağız arkadaşlar. Çünkü bunun nedeni de Tacikistan'ın CSTO'da olması. Bu da bize biraz dezavantaj yaratıyor yani. Gördüğünüz gibi Çin'le de sınırımız var. Bu da büyük bir sorun. Vay indi ya, şurası bizim normalde arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurası bizim ama bize vermiyorlar, nedeni ne ben de bilmiyorum. Şimdi abi şuradan military gitmeye devam edelim ve ben bunu fark etmedim, Pakistan'ın nükleer şeyi varmış, yani nükleer reaktör kurabiliriz abi. Şuraya ve şuraya kuralım, şu üç yere koyalım, şuraya koyduk. Bunlar da kısa süre içerisinde olacaktır diye tahmin ediyorum. İran'a bakalım abi. İran askeri durumu 45-87. Pakistan'la kafa kafaya gibi. Bir de Rusya'yla. Rusya'yla gördüğünüz gibi. Şu an Türkmenistan şeyi de bitti. Biraz fargoyla şu an Dijert açıyoruz ve savaşımızı açtık arkadaşlar. Şöyle güzelce saldıralım abi. Savaşlarda hiç uçak kullanmıyoruz ya. Uçak kullanalım biraz. Şuradan abi. Şunları gönderelim. Şimdi şunları da gönderelim arkadaşlar. Siz abi şuraya gelin. Hava üstünde şu an bizde arkadaşlar. Atamıyoruz ki nükleer bomba. Çünkü daha nükleer şeyimiz yani yapmıyoruz. Şu an savaş devam ediyor abi. Hadi. Şuraya 199'luk bir dilim ulaştık. Şuraya yaracağız gibi duruyor ama şurada biraz zorlanma oluyor. Bir artıyor, bir çıkıyor, bir iniyor. Belli olmuyor. Siz mi oraya destek veriyorsunuz? Aynen, siz oraya destek veriyorsunuz. Yavaştan açıklarımız kapanıyor mu kapanmıyor mu bilmiyorum. Kapanıyor gibi duruyor. Tamam abi, buraya girdik. Buraya girdik, bu yani artık Türkmenistan'ı zaten yeneceğimiz garanti. Çünkü fazla birim ordusu yok. 6 ve 9 birim arası ordu sayısı var. Yani ordu birim var. Şu an biz 889 birim kayıp verdik, yani 889 kişi ölü verdik, o da 1000k ölü verdi, yani 1200 kişi. Tamam, burada da yarıyoruz abi, çok güzel. Sen de oraya destek veriyorsun, şuraya da destek veriyoruz abi. Şurası çok garip bir sınır değil mi cidden, yani garip bir her şey değil mi abi? Burası bunun ağzı gibi duruyor. Şurada da ada var yani. Her neyse, şurada yenilgi alıyoruz. Sen niye oraya saldırıyorsun abi? Sen buraya saldırsana. Buradan da yararak ilerliyoruz arkadaşlar. Biraz da kendimizi yönetelim. Sen şuraya ilerle. Sen buraya. Sen de abi buraya ilerle. Sen buraya ilerle. Şu an iyi yönetiyoruz. Sen de buraya desteğe gel, yardıma gel abi. Sen buradan şuraya gel. Sen buradan abi şuraya gel, aynen. Sen oraya geliyorsun. Sen oraya geliyorsun. Sen de ne yapıyorsun? Sen de oraya gidiyorsun. Tamam. Umarım sesim iyi geliyordur. Şöyle şunu biraz daha yaklaştırayım mikrofonu. Kulaklarınız felç olur şu an. Tamam, şurada bir birim ordusu varmış. Sen açlık kapıda ilerle. Sen de buraya desteğe gel. Sonra abi şuradaki bizim onu ne yapıyorsunuz? Tamam, siz de güzelce bir iş yapıyorsunuz. Sen aynen oraya ilerle.
Aşkabat'ı ele geçir abi. Aşkabat'ı ele geçirsek büyük ihtimalle bunlar düşecek. Düşecek mi abi bakalım. Yok düşmedi. Ama büyük bir toprak kaybı verdim. Sonra sen şuraya doğru ilerle. Tamam abi, bunların burada birimlerini sıkıştırdık. Türkmenabat alacağız, garanti duruyorum. Tamam, Türkmenabat'ı da aldık. Şu an iyi bir şekilde giriyoruz yani Türkmenistan'a. Ve Türkmenistan'ı ele geçirmiş bulmaktayız. Şöyle abi alalım hepsini. Şimdi bu bölümdeki yapacaklarımızı yaptık abi. Sonraki bölümde büyük ihtimalle Özbekistan'a saldıracağız ya da ben video dışında Özbekistan'ı alırım arkadaşlar. Şöyle ofansif line'ımızı kafamıza göre çizelim. Burası nasıl bir şey lan böyle? Major İslamist Rally ne demek yani? İslamist şu an yani baştan. Nasyonistler de şey yapmaya çalışıyor. Mughals, Royal House, Yakup Ağabey'in Tuğçe. Bu da monarşi ile yönetiliyormuş arkadaşlar. Bu da reaktörün ileri. Muhafazakar galiba, bunu bilmiyorum ne olduğunu. Nasyonist Parti, buna boş ver. CBP. Bir an CHP anladım ya. Bu da Komünist Parti of Pakistan'mış. Şimdi abi şuna bakalım. Bu da salak, Hindistan'ın başında bir tane salak adam var. Her neyse, bizi ilgilendirmiyor. Şuradaki açıklarımızı kapatalım abi. Birer birer alalım şunlardan. Çünkü bize sonra bu açıklar çok sorun çıkartacak yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Çin var burada. Çin, belalı Çin. Burada Doğu Türkistan var arkadaşlar. Keşke ayrı bir devlet olsaydı Doğu Türkistan. Bu kim abi? Tayvan. Republic of Çin. Öyle bir ülke yok ki burada. Aa, bu varmış. Bu Tayvan değil mi abi? Bunun Tayvan olması lazım. Ama kendi için olarak görüyor salak. Her neyse abi, bizi ilgilendirmiyor. Şöyle baktığımızda bunları şimdilik ordu basmayacağız. Ve şunları da ayarlayalım. Abi. Hem zaman bir an ilerlesin. Nepal varmış burada. Nepal, Bhutan, Bangladeş, bunlar küçük lokma abi. Bunun 13'ünü biliyorum. Bunun iyi birim ordu varmış. Bunun kötü. 14-7, bunlar ezik. Hindistan. Bunun zaten 34-72 numarası, bunun fazla iyiydi ama şu Çin. Yani abi şuna bak ya, sivil fabrika banyosu yapıyorlar adamlar ya. Uçak sayıları da bayağı iyi, manpower'ları da bayağı iyi, gemi sayıları da bayağı iyi abi. Bizim uçak sayımız 323. Yani bizim durumumuz onlara keza daha kötü. Yapacak bir şey yok. Türkiye'nin durumuna bakalım. Türkiye'nin durumuna bakalım. Türkiye'nin durumuna bakalım arkadaşlar. 59 ve 80 arası birim ordu sayısı varmış. Fabrika sayısı Türkiye'nin az. 29-37 bin sil fabrikası var. Onun sil fazla iyi. Oo, Türkiye'nin uçak sayısı arttı bir anda. Yavaştan videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Yapacaklarımızı yaptık. Yani ya daha başka ne yapabiliriz bilmiyorum. Son şunları da bakalım. Şu an korvet üretelim. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. Daha çok her sabah Pakistan serisinin gelmesini istiyorsanız da bunu önlerde unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.